Yavaş. Tamam, Allah Allah. Abi. Aa, bekle aşkım, dur ben seni indireceğim. Yavaş. Ne biçim araba ya bu? Dur tamam. Yavaş, yavaş. Dur. Tamam, öyle acele etme. Tamam, gel şöyle. Öyle bırakır mısın patates çuvalı gibi? Ne yaptın? Kolunu molunu koparacaksın adamı. Bin arabaya çık şuradan. Yavaşsın sen bırak abi, ben hallediyorum. Gel aşkım. Bırakır mısın? Gelme aşkısı. Hayret bir şey. Ya hasta adama nasıl dokunur onu bile bilmiyor. Hatırlatırım, dedeme yıllarca ben baktım rahmetliye. He, öyle bir baktın ki yatalak adam senin görünce korkup kaçmaya başlıyordu. Bırak abi, yürü aşkım. Kız, delirtme beni. Hayret bir şey ya. Zaten üstüme gelme, sinirlerim bozuk. Bırak pam pam ben taşırım, gel şu arabaya otur. Bırak, çekil. Zaten her şeyin bir taktiği var kızım, öyle olmaz. Yaralı adam böyle koltuklara kaldırılmaz. Çık, çekil. Ya abi ne yapıyorsun? Ya çık, çekil. Kolunu çek, kolu kaldır. Abi ya dur, adam içi ayrıldı ya. Nasıl ağırlamı? Kızım kolundan dolayı olmuyor, çıkar kolunu. Ya abi. Kaldırım. Allah'ım yarabbim ya. Tut. Kuzey. Düşürdün adamı. İyi misin ha? İyi misin Kuzey? Öldü mü, ne oldu ya? Ya bir dakika ya. Bak lan, iyi misin? Senin yüzünden oldu bu. Ama senin yüzünden ya. Tutar mısın? Bak lan. O kadar da değil. Tamam, ben kendim yürürüm ya. Tamam aşkım, bak kusura bakma. Bak tamam. Abi, abi. Tamam be. Allah Allah. Oğlum hani şurayı arayacaktın. Öğlen oluyor lan. Ara artık hadi. Ben o işi kendim çözeceğim. Başka türlü. Sen merak etme hadi. Oğlum bir... Kuzey beni delirtme bak yani. Arayacağım dedin. Ara şu kadını, şu karımı çıkarın artık bak. Hadi ara şu Şule'yi ya. Aramayacağım. Arayacağım Kuzey, beni delirtme bak. Karımı çıkaracağım, beni zorla delirttin şu an şurada. Ara çıkar şu karımı. Oğlum, Şule'nin derdi Naide değil. Bir başkası da değil. Onun derdi benim. Benle görüşmek istiyor. Ama ben onun oyununa gelmem. Benim karım oyuncak tabir. Ben o kadını çok iyi tanıyorum. Anladın mı? Ben şimdi onu yok sayacağım. O da sıkılacak, pes edecek. Sen karını görmek istiyorsan onunla pazarlık masasına oturtmayacaksın beni Şule'yle. Abi Akuzey haklı. Şule sırf kendine çekmek için yapıyor bunları. Benim karım da balık yemi değil mi? Yem benim karım yani. O da kendini yem ettirmeseydi abi. Niye kaçırdı Şule'yi? Sen şimdi son sözün bu mu senin şimdi? Oğlum ben bir şey demedim ki, Yıldız dedi. Oğlum ben salak mıyım? Tamam, Yıldız'dan önce senin bir cümlen vardı yani. Son sözün aramayacağım falan dedin. Aramıyor musun? Son sözün bu mu şu an? Aramayacağım. Bitti! Bitti al, cümle alem dursun. Bitti. Sef kız şu an bitti burada. Oğlum bak, çok büyük konuşuyorsun, sonra pişman olursun ha. Al. Sef kız. Ne bu? Falan mı, kendi başıma yaptım. Sana ihtiyacım yok. Onu anla diye yaptım. Hadi bakalım. Tamam ha, sen merak etme, ben onu yumuşatırım. Ya neyini yumuşatacağım bunun? Oda sıcaklığında yumuşar bu zaten. İyi, bir şeye ihtiyacın olsa haber verirsin, tamam mı? Annem beni pamuklara sarıp sarmalarsın, sen merak etme. Yine de benim gibi bakamaz ama. Abi. Tamam abi, tamam. Geç. Haydi. Hadi ya. Ay, anne, hadi kalk bak, sana çorba yaptım. Yok, istemeyim. Ya anne bak, böyle aç açına olmaz ya. Sabahtan beri ağzına iki lokma bir şey koymadın. Kalk da böyle bir iki kaşık çorba iç. Tamam kızım, anlamayayım mı? Canım istemeyi. Ya baba sen bir şey söyle bari ya. Selamünaleyküm. Oh, aleykümselam. Kuzey, Kuzey oğlum neredesin? Ablam başına gelen nereden, haberin var mı? Var anacığım, var. Cezaevinden geliyorum ben zaten. Başımıza gelmedik bir bu kaldıydı. O da oldu sonunda. Belki akıllanırlar biraz baba. Ha, akıllanırlar. Sen hiç kabahatin yok mu Kuzey Bey? Ben ne yaptım anne ya? Ben mi dedim onlara Şule'yi kaçırın, işkence edin diye? Şule, o Şule. Garın diye dolaşıyor ortalarında. Kuzey, gönder onu buradan, gönder. Gitmiyor anacığım, gitmiyor. Ne yapayım? Eterleyip bayıltayım mı, ne yapayım? Kaçırayım mı? Allah Allah. Abi ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Bir şey aç yok. Bakayım bir. Kızım tamam, bir şey yok. Dün bir yere çarptım, ezildi. Tamam. Ya tamam, aç bakayım. Belki krem falan sürmek gerekir. Aç. Ya. Abi burası kanamış. Kahve mi?
Anne abartma, bir şey yok ya. Ne oldu oğlum? Kavga mı ettin, bıçakladılar mı? Nedir bu yara? Yara değil o, sıyrık. Sıyrık mıyrık değil, bayağı yara. Ne oldu söyle, nedir bu yara? Kurşun yarası. Ha? Ne? Ne? Dünür kurşunu, Yaşar amca vurdu beni. Ne? İsteyerek yapmadı ya. Korkutmak isterken yanlışlıkla vurdu. Zaten haklıydı da. Ulan sen ne ettin de benim canım kardeşim sana kurşun sıktı? Ha? Ben Yıldız'ı görmek için onların evine girdim gizlice. E o da beni görünce sıktı tabii. Vurulduğundan Poyraz'ın haberi var mı? Var. Ya bana nasıl söylemez böyle bir şeyi? Kızım ortalığı telaşa vermek istemedik. Doktor çağırdık. O da geldi, kurşun sıyırmış dedi. Ya o kurşun senin kalbine saplanaydı. O zaman ne olacaktı? Bu kadar yeter artık ya. İster benim can yoldaşım olsun, ister dünürüm olsun, ister canım ciğerim olsun. Kimse benim oğluma kurşun sıkamaz. Sıkamaz. Evet. Ben onun hesabını soracağım geberik Yaşar'dan. Lan o dünyayı dar edeceğim ben buna, dar edeceğim. Ya babacığım sen bu kadar büyük konuşma istersen ha. Ne de olsa siz dünürsünüz. Yakında bizim düğünümüz var. Ne düğününden bahsedeyim kızım? Bundan sonra ne düğün var ne de dünür var. Nasıl ya? Benim oğluma sıkılmış kurşun bana sıkılmış demektir. Emine bak kamerin çeyiz için gelen ne varsa hepsini topla geri götür. Hiç meraklanma Şeref Efendi. Bu evde kadıoğullarının bir çöpü dahi kalmayacak. Kadıoğullarla görüşmeyi bundan böyle ikinize de yasaklayayım. Sen Poyraz'la görüşmeyi için, sen de Yıldız'la. İşte o kadar. Çekil. Anne. Ha. Ya yalvarırım babamla konuş. Git bir şeyler yap hadi. Kusura kalma Kamer Hanım. Baban ne diyse o. Of of ay. Abi bari sen bir şey yap ha. Abi bir şey yap. Kızım bunu göstermesen kimse görmeyecekti bunu. Ya ben nereden bileyim? Hepsi Poyraz yüzünden. Ya insan söylemez mi böyle bir şey ya? Tamam belveleye verme ortalığı. Birazcık ortalık durursun. Ben halledeceğim merak etme. Tamam abi ama ne olur bir şey yapamam.